Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Hakaret edenlere nasıl karşılık vermeliyiz? Evet bir Müslüman bir Müslümana hakaret edemez. Bu hem kul hakkına girer hem de Allah hakkına girer. Bir Müslüman bir Müslümanın hatasını ancak lütufla ıslahına çalışır. Eğer vereceği nasihat, yapacağı tavsiye ve uyarı o kardeşimize zarar verecekse nasihat etmekten bile vazgeçer. Bir Müslüman da bu özellikler bulunması lazım gelirken ne yazık ki hayatın içerisinde zaman zaman hakaretlere maruz kaldığımız olabiliyor. Eğer bize kimden ve nereden olursa olsun bir hakaret, bir küfür, bir tabiri caizse insan haysiyetine ve şerefine yakışmayan ifadeler geldiği takdirde ben bir Müslüman olarak ona nasıl bir tavır sergilemem gerekiyor? Bir, eğer onun yaptığı hakaret benim nefsimde varsa bizim o yani metodu yanlış da olsa bizim o hareketimizi ve o fiilimizi fark etmemize ve inşallah ondan vazgeçmemize neden olacağı için ona teşekkür ederiz Allah razı olsun. Tavrı, hareketi ve yaptığı ifade, söylediği söz yanlış. Tasvip edilmez ama bir gerçek var ki benim hatamı söylüyor. Benim kusurumu söylüyor. E böyle bir durumda ona teşekkür etmek lazım. Yok eğer o kardeşimizin yaptığı hakaret bizde yoksa ve biz o hakaretten gerçekten uzaksak o zaman da bizim riyadan, gururdan, övünmekten uzak kalmamıza vesile olacaktır. Çünkü insan kendindeki güzellikleri, üzerinde görülen o faziletleri kendinden bilebiliyor. Nasıl ki aynadaki güneş aynadan değildir, güneştendir. Bizdeki güzellikler de, bizdeki faziletler de, bizdeki üstünlükler de her ne fazilet varsa, her ne kemalat varsa o Allah'ın güzel isimlerinin bizdeki tecellileridir. Dolayısıyla insan zaman zaman o güzellikleri sahiplenerek Allah muhafaza Cenab-ı Hak'tan gasp ediyor, çalıyor. Dolayısıyla hırsızlık yapmış oluyor. Eğer o kardeşimizin hakareti bende olmadığı halde bana öyle bir hakarette bulunuyorsa diyeceğiz ki bu kardeşimiz her ne kadar yanlış bir tavırda bulunuyor ise de bir gerçeğin anlaşılmasına neden olmuş olabilir bende bulunan güzelliklerle övünmeye, gururlanmaya, gösterişe engel olur. Ve böylece bu işleri sadece Allah rızası için yapmama vesile olur diye de inşallah hayra vesile olacaktır. Bu açıdan baktığımızda nefsimizi yapılan hakaretleri, küfürleri, tezlifleri, azarlamaları öncelikle böyle değerlendirmek. İkincisi, buna karşılık verecek miyiz? Bir Müslüman kendine yapılan hakarete hakaretle karşılık veremez. Hz. İsa Aleyhisselam bir gün kendisine olur olmaz her şeyi hakaretleri sıralayan birisine karşı sessiz kalmış. Bu durumu gören birisi İsa Aleyhisselam'a sormuş. Ya İsa ben seni tanıyorum. Sende bu özelliklerin hiçbirisi yok. Neden sana bu kötülükleri sıralayan, bu hakaretleri yapan insana karşılık vermedin? İsa Aleyhisselam'ın verdiği cevap bütün insanlığa, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa mükemmel bir reçete. Demiş ki, o insan kendinde bulunan kötü sıfatları saydı ve gitti. O özellikler bende yok ki ben de sayayım. Hani derler ya Türkçe'de kötü söz sahibinindir. Bir testin içinde ne varsa dışına o sızar. Onun için insanlar konuşmalarıyla, ağızlarından çıkan kelimelerle özellikle kızgın anlarındaki ifadeleriyle iç dünyalarını yansıtırlar. Ve normal şartlarda göstermedikleri o gizli kalan pisliklerini, kirlerini o zor durumda ortaya çıkarırlar. Dolayısıyla eğer bize bir Müslüman veya bir başkası hakaret ediyor, affedersiniz, küfre diyorsa biz ona hakaretle ve küfürle karşılık veremeyiz. Biz ona ancak faydası olacaksa faydalı bir şeyle karşılık verebiliriz. Bu olayın nefsimize, şahsımıza ve kendimize bakan tarafı geldi. Allah'ın dinine, Kur'an'ımıza, imanımıza, mukaddesatımıza küfredenlere, hakaret edenlere olur ya. Bunları biz kahhar zülcelal olan Allah'a havale edeceğiz. Öncelikle böyle insanların imana girmeleri, onları da iman nurundan istifade ederek kömür halinden elmas haline dönmeleri için dua edeceğiz. Çünkü peygamberlerin gönderilmesinin en büyük maksatlarından birisi budur. Onlar kendilerini öldürmek isteyenlere, suikast düzenleyenlere, her türlü iftiraları atanlara asla iftira etmemişler. Ve asla hakarette bulunmamışlar. Ve asla onları dışlamamışlar. Dolayısıyla bizim dinimize de hakaret etseler, bizim yapacağımız şey şu. Bir, bunların hakaretlerinin benim mukaddesatıma bir zararı yoktur. Neden? Çünkü siz güneşe tükürmekle güneşi kirletemezsiniz. Yani o insanlar benim mukaddesatıma küfrederken veya hakaret ederken kendilerine zarar veriyorlar. Asla mukaddesatımıza bir zarar veremezler. İkincisi, Onların yaptıkları hakaretler neyse, iftiralar neyse onlara ilmi, mantıki yollarla cevaplar vermek. Hakaret etmeden, kızmadan, öfkelenmeden. Çünkü her insan eğer kalbi kararmadıysa, biz onu bilemeyiz, Allah bilir. Her insanın her an iman etme ihtimalini dikkate alarak hareket edeceğiz. Dolayısıyla bunun henüz Hz. Ömer gibi, İslam'dan önceki Ömer, İslam'dan sonraki Ömer gibidir bunun hali. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ortadan kaldırmak üzere gidiyordu. Ama iman nasip etti Cenab-ı Hak. Hazreti Ömer oldu. Bu da inşallah onlardan birisi olabilir. Öyleyse ben bunu dikkat alarak buna iyi davranacağım. Ve ona aklı, mantıki ve bilimsel delillerle yaptığı yanlışı ve yaptığı hakaretin doğru olmadığını ispat edeceğim. Bunu da yaptıktan sonra eğer o hala devam ediyorsa onun yaptığı şeyi Allah'a havale edeceğiz. Allah'ım bunun halini sana havale ediyorum. Buna iman nasip eyle. Ve bunun Müslümanlara, İslam'a, mukaddesata zarar vermesini engelle ya Rabbi. Nasıl bilirsen ve nasıl uygunsa öyle muamele buyur ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a havale edeceğiz. Ve bizler her zaman, her yerde İnsanları kazanmanın yollarını araştıracağız. Uzaklaştırmanın değil, yaklaştırmanın. Nefret ettirmenin değil, sevdirmenin. Ümitsizliğin değil, ümidin kapılarını açıp o kardeşlerimizin Allah'ımızı tanımasına, eğer tanıyor ama gaflet içerisindeyse gafletten kurtulmasına, günahkar mümin ise günahlarından arınmasına vesile olmak için ne lazım geliyorsa onu yapmaya çalışmak. Yok benim yapacağım hareket ona daha çok düşmanlık katacak ve daha çok hakarete neden olacaksa asla ve asla hakarete girmemek. Asla ve asla. Peki hiç mi başka bir şey yapmayacağız? Eğer bize maddi zarar verme söz konusuysa kanuni yollarla hakkımızı arayacağız. Başka bir yola asla tevessül اتميز